yeni jenerasyon konsolları çıkalı bir seneden fazla oldu. Ama halen çoğu insan şu an yeni nesil konsol almak için pek bir sebep görmüyor. Bunun başlıca sebebi zaten her jenerasyonun başlangıcı biraz sönük geçerdi. Buna bu sefer bir de pandemi eklenince bu jenerasyon birazcık daha fazla sönük geçti. Sony'nin şu ana kadarki yeni nesil oyunu Demon's Souls, Return of Souls, Returnal ve Richard Clank oldu. Xbox ise Deadloop ve bir ay sonra çıkacak Ghostwire Tokyo ile karşımıza çıkacak. Ama bu iki oyunda önceki anlaşmaya gereği bir yıldığında PlayStation ekskluzif. Yani şu an Flash Simulator'ı saymazsak, Xbox'un elinde yeni nesil bir oyun yok. Halen oyunlarını eski nesle çıkarmaya devam ediyor. Tabi bu demek değil ki bu böyle devam edecek. İlerden yıllarda bolca yeni nesil oyunu Xbox'ta göreceğiz. Ama şu anlık durumlar böyle. Xbox agresif davrandığı için Xbox'tan başlayalım. Malumunuz yeni nesle Bethesda ve Activision satın alarak girdiler. Özellikle bundan 3-4 yıl sonra bu stüdyolar meyvelerini verecek ve Xbox elinde baya bir first party oyun olacak. Ama Xbox'ın ana noktası tabii ki Game Pass. Tüm bu çıkacak oyunlar ilk günden Game Pass'e gelecek. Bunun güzelliğini şöyle anlatayım. Mesela ben PlayStation 5 aldığımda eve geldim. Düşündüm. Bunu şimdi nasıl yapsam? Dinim olsa olsa 600 TL. indirimde 450 de olsa. Sonra bir arkadaşımı anlaşsam. Kardeşlik yapsak. 225'e gelse. Sonra 2 ay sonra tekrar konuşsam. Ve çıtan kadar indirime gelse. Bir de onu diye düşünürken. Xbox alsaydım. Konsolu aldım. Eve geldim. Game Pass'e 30 TL verdim. Bitti. Artık tüm son çıkan oyunu oynayabiliyorum. Ne dert var ne tasa. Bu Game Pass kütüphanesi Activision satın alımlarıyla daha da büyüyecek. Mesela en basitinden tüm Call of Duty oyunları Game Pass'e gelecek. Ben Call of Duty'de sadece hikaye modunu oynayan bir insanı biliyorsunuz. Ve 5 saat hikaye oynayacağım diye 500 TL vermek pek mantıklı değildi. Şimdi tüm yeni çıkan oyunlar Game Pass'e gelecekleri için hemen oyunu indireceğim. 5 saat hikayemle oynayacağım. Sonunda bir kere daha kaldıracağım. Beni çok büyük bir yükten kurtaracak bu. Şu videoda yeni eski konsollardan memnun olmadığımı söylemiştim. Ama memnun olduğum bir şey varsa o da Xbox'ın oyuncu dostu olması. Mesela ben düne kadar Game Pass kullanmayan bir insandım. Bunun başlıca nedenleri şuydu. Adı bok gibi olması. Eskiden oyunu yere indirememen. Oyun dosyalarını açamaman. save dostlarına erişimin olmaması gibi. Xbox ne yaptı? Dedi ki evet bunlar kötü. Ama bunları düzeltmeye çalışacağız. Sonra güncelleme getirdi. Artık oyunu yere indirmeye başladım. Sonra dedi ki artık oyun dosyanın kilidini açacağız. İstediğin gibi oyunun dosyanına bakabileceksin, modlayabileceksin dedi. Mesela bu güncellemede geldiği zaman ben artık Game Pass kullanabilirim. Xbox böyle yaparak beni kazandı. Veya Türk oyuncular için. Xbox her günümüzde oyunlarını Türkçe dil desteği getiriyor. Oyunlarını Türklere bir açıkta uygun fiyata satıyor. Yani Xbox beni düşünüyor gibi hissediyorum. Bu yüzden ben de Xbox'a birazcık sempati besliyorum. İstek listem şunlar. Battle.net'i kapatsınlar. Tüm Call of Duty oyunları sisteme gelsin. Artık 15 yıllık Call of Duty oyunları uçuk fiyattan satılmasın. 15 yıllık Black Ops 2 60 dolar abi. Yani yuh lan. Güzel bir fiyata düşürsünler hepsini alayım Steam'den. Yine Activision'ın lisansı bittikten sonra yenilemediği birçok oyun var. Eski Spider-Man'ler, Deadpool, Soldier Fortune, Avatar, Wolfenstein 2009, Madagaskar, James Bond, Ninja Kaburbala ve çok daha fazlası. Bunların tekrar lisansı alınıp Steam'e ve yeni nesil konsolaya getirirlerse benim çok daha fazla kalbimi kazanırlar. Sony'ye gelirsek. Sony aslında her zaman jenerasyonu sınırlık başlayan bir şirketti. Bugün baktığınızda konsol adayacak bir oyun göremiyorsunuz. Ama 2-3 yıl sonunda Sony masaya Spider-Man 2, Wolverine, Bloodborne 2, MGS ve koyduğunda çok oyun göreceksiniz. Biliyorsunuz aslında herkesin sonuna tek bir isteği var. Geriye uyumluluk. Koskoca PS1, PS2, PS3, PS1 kütüphanesi tarih oldu ve yeni çıkan konsollarda eski oyunları oynayamıyorsunuz. Bu çok kötü bir şey. Yakında gelecek yeni üyelik sistemiyle yavaş yavaş geriye uyumluluğu görmeye başlayacağız. Xbox'ın yıllardır yaptığı şeyi PlayStation ilk defa yapacak. Bakalım nasıl olacak. Ben kupa kasmayı seven bir adamım. Bu eski oyunlarda kupa desteği olursa mükemmel olur. Ama PlayStation'ın fark yaratacağı asıl nokta bence VR olacak. Xbox belli ki bu jenerasyonda da VR ile ilgili bir adım atmayacak. Ama Sony çok güçlü bir cihazla tekrar geliyor. İlk duyulan oyun Horizon VR oyunu bu 15 saniyelik videoya göre Half-Life Alyx'den bile daha iyi grafiklere sahip. VR sektörüne atılan her adımı ben takdirde karşılıyorum. Umarım Sony rakibini buradan vurabilir. E şimdi bir de bilgisayar kısmına gelirsek. Biliyorsunuz Sony oyununu yavaş yavaş bilgisayara çıkarmaya başladı. Bilgisayarı PlayStation Launcher de bir program getireceği ve oyunu da oradan satacağı diye bir söylenti var. Umarım gerçek olmaz. Onun dışında tıpkı Xbox gibi birçok oyunu bilgisayar aynı gün çıkartmanı bekliyorum. 2026'ya kadar 10 tane live service oyunu çıkaracağını söylediler. Bunların içinde Socom, Motorstorm ve Resistance gibi oyunlar da var. Daha fazla oyuncu kazanmak için bu oyunlar PlayStation 5 ile ilk günden bilgisayara da gelmeli. Bunun dışında dediğim gibi 2-3 yıl sonra Sony yavaş yavaş oyunları masaya vurduğunda PlayStation 5'te alınabilir bir konsol olacaktır.